Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün İngilizce dersimizden birinci dönem birinci yazıldan 100 almak için birlikte çalışacağız. Hazırsak başlayalım. Evet sevgili 4. sınıflarım. Klasik olarak birinci sorumuz öğretmenlerimizin sınıf eşyalarının İngilizcelerini sormak olacaktır. Evet kalem tıraş neydi sevgili öğrencilerim? Evet sharpener'dı değil mi? Çok güzel. Evet kitabımız book olacak. Kalemimiz. Pencil olacak. Evet defterimiz neydi? Defterimiz notebook. Evet makasımız. Bunu öğrencilerimiz şaşırabiliyor. Evet buna dikkat edelim lütfen. Evet scissors değil mi? Evet kalem kutumuz var. Bunu pencil case. Evet. Burada bir çantamız var. School bag. Çok güzel. Burada evet bunu da e, hatırlayalım. Geçenki iki seneki yazılımda bunu koymamıştım. Haritayı da öğretmenlerimiz bazı yazılarda görüyorum soruyorlar. Harita neydi? Map. Değil mi sevgili öğrencilerim? Evet cetvelimiz klasik. Her öğretmen her sene soruyor. Ruler. Evet kapımız door. Evet. Silgimiz eraser. Tahtamızda klasik olarak nedir? Bu arttır sevgili öğrencilerim. Evet öğrencilerimiz genelde makası, scissors'ı unutuyorlar. Evet haritayı unutuyorlar. Bunun ikisine dikkat edelim. Bir de kalem, tıraş, sharpener. Öğrencilerimizin unuttuğu kelimeler. Bunlara dikkat edelim lütfen. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi buralarda bir fiiller, eylemler var. Bunların eksik olan kelimeler var. Bunları tamamlayacağız. Öğretmenimiz benimkisi gibi eksik kelime sorabilir veya kelimeyi tamamen sizden yazmanızı isteyebilir. Evet parmak kaldırma. Evet nasıl yazıyordu sevgili öğrencilerim? Yoğurtu spik. Evet. başına ne gelecek? Evet reis yoğurtu spik değil mi? Reis yoğurtu spik diye söyleyeceğiz. Evet. Sınıftan bakın koşuyor değil mi öğrencimiz? Evet koşmak. Evet bunu yapmaması nasıl söylüyorduk? Evet don't run değil mi? Don't run. Koşma sevgili öğrencilerim. Evet. Üçüncü resmimiz. To your teacher. Ne yapıyorlar burada? Öğretmenin ne yap? Evet dikkat edelim. Evet listen to your teacher. Öğretmenini dinle. Evet parmak kaldır. Koşma. Öğretmenini dinle. Evet bunları öğretmenim soracaktır. Evet. Evet, sessizlik anlamında ne vardı? Evet bir kuvvet değil mi sevgili öğrencilerim? Sessiz olmak. Evet pencereyi açtığı için nasıl söyleyeceğiz? Open the window diye söyleyeceğiz. Evet bakın burada kapıyı ne yapıyor sevgili öğrencilerim? Kapattığı için close the door şeklinde olacak. Evet tahtayı silmek de klasik. Clean the board. Evet oturmak kalkmak Bunları da muhtemelen soracaklar. Evet sit down stand up değil mi? Evet burada da Evet lambayı açma kapamaya sorabilir. Turn on the light, turn off the light bu ikisine de çalışalım. Bunları %90 öğretmenimiz soracaktır Ben açmaya sordum, kapatmayı sorabilir. Evet sit down oturmaya sordum, stand up kalkmaya sorabilir. Bu diğer ikisine de dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Geçen seneden farklı olarak bakın race your speak bunu sordum. Çünkü bazı yazılarda öğretmenimiz bunu sormuş. Buna dikkat edelim. Evet listen to your teacher bunu da sormamıştım. Bazı yazılarda görüyorum. Bunu da sormuş. Ve birkaç yazıda da don't run, koşma diye öğretmenimizin sorduğu bu üçünü ilave verdim. Bunlara da dikkat edelim lütfen. Evet yine sayıların İngilizcelerini öğretmenimiz yazılışlarını sorabilir veya yazılışını verip size sayı olarak verebilir. Bunu da dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Evet birincisi 48. Hangisidir sevgili öğrencilerim? Evet 48 48 değil mi? Evet bu kolay. 7 sayımız neydi? 7, 12 sayımız neydi? Evet, 12 sevgili öğrencilerim. Evet, 30 neydi? Evet, 30 değil mi? 30, 23'ümüz 23, 23 idi, sevgili öğrencilerim. 52 de 52'ydi. Evet, bu şekilde 100'e kadar olan sayıları lütfen birlikte çalışalım sevgili öğrencilerim. Evet izin alma ve bir şeyi rica etme bunu da görmüştük. Kesinlikle bundan bir tane soru gelecektir. Geniş tutmaya çalışıyorum fark ederseniz bazı yazılar gibi bir kelime test olarak vermiyorum. Hepsini kullanmaya çalışıyorum ki aynı anda yazılıya çalışalım. Çünkü bütün öğretmenler aynı yazılığı sormayacaktır. Farklı farklı yazılara çalışmış olalım. Evet may I stay in the classroom. Bunun Türkçesi nedir? Veya Türkçesini verip sizden İngilizcesini isteyebilir. Neyse göre Evet sınıfta kalabilir miyim? I stay. Beklemek, kalmak değil mi? Sınıfta kalabilir miyim? Dikkat edelim. May I speak? Evet izin istiyor. Ne için? Konuşmak için değil mi? Konuşabilir miyim? Bunu da %90 soracaktır. May I take the ruler? Evet. Cetveli ne yapmak istiyor? Almak istiyor, izin istiyor değil mi? Cetveli alabilir miyim? Evet. May I come in? Evet. Ne? İçeriye girmek. Ne için izin istiyor? İçeriye girebilmek için. İçeriye girebilir miyim? May I clean the board? Önceki slaytta görmüştük. Evet. Clean the board. Tahtayı silmek. İzin istediğine göre. May I? Evet. Tahtayı silebilir miyim diye izin istiyor. Lütfen bunları tek tek ezberleyelim. Sevgili öğrencilerim. Evet. Yine ülkeler, uluslar sorulacak kesin sorulardan bir tanesi. Geniş tutmaya çalıştım. Hemen hemen her soruyu yakalayalım diye. Evet. Evet. Türkiye'yi nasıl yazacak sevgili öğrencilerim? Türk değil mi? Evet. Ulusları Türk iş. Türkiye. Türk iş. Evet nedir ülkemiz? Yani e, yeni yazılışı Türkiye'yi şeklinde oluyor. E, eski haliyle de sorabilir, yeni haliyle de sorabilir. Lütfen Türkiye yazılışına dikkat edelim. Yeni haliyle Türkiye'yi şeklinde bu şekilde de öğretmenimiz sorabilir. Türkiye'yi sevgili öğrencilerim. Türk iş, Türk halkı değil mi? Evet, Japan. Evet, Japanese. Evet, Japon yıllar. Evet, Japon. The USA. Evet, Amerika. Ulus olarak nasıl olacak? Amerikan değil mi? Germany. Evet, Almanya. German, Alman, evet, Spain, İspanya, Spanish, İspanyol, evet, France, Fransa, ulus olarak, evet French değil mi? Fransalı, evet Italy, İtali, İtalya ülke, ulus olarak İtalyan, evet İtalyalı demek değil mi? China, Çin ülke olarak, ulus olarak Chinese sevgili öğrencilerim. Britain, evet İngiltere değil mi? British, evet İngiliz halkı, İngiliz. Evet, Russia, Rusya, Russian. Bu da nedir? Rusyalı. Evet, sevgili öğrenciler Yönlerle alakalı bir tane soru kesinlikle gelecektir. Evet, yönlerimiz neydi? Kuzey, güney, doğu, batı. İngilizcelerini öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi yapacağız. Where is the Sinop? Sinop nerede? Sinop bakın nerede? Yukarıda olduğu için kuzeyde değil mi? Sinop is in the... Evet, north değil mi? Kuzey, north. Evet, sevgili öğrencilerim. İkinci bakalım. Where is Hatay? Evet. Hatay nerede diye sormuş. Where is Hatay? Evet. Hatay is in the nerede? Güneyde olduğu için south değil mi? Hatay is in the south. Hatay güneyde. Where is Ağrı? Ağrı nerede? Bakın sağda. Yani doğuda. Doğu neydi? Ağrı is in the earth, east değil mi? Evet. Tekrar ediyorum. Where is Ağrı? Ağrı nerede? Doğuda. Ağrı is in the east. Evet. Where is Manisa? Manisa bakın batıda değil mi? Solda. Batı neydi? Evet. East doğuydu. Evet. West de batı değil mi? Manisa is in the west diye söyleyeceğiz sevgili öğrencilerim. Yani dört tane yönü. Kuzey, güney, doğu, batı. East, west. Doğu, batı. North, south. Evet. Neydi bunlar da? Kuzey, güney şeklinde sevgili öğrencilerim. Birkaç tane de test niteliğinde soru hazırladım. Gelebilecek muhtemel sorular. Evet görseli anlatan cümle. Evet ne yapıyor kendi etrafında? Bakın dönüyor değil mi? O zaman clean the board. Tahtayı temizle mi? Hayır. Sit down. Oturmaktı. Hayır. Listen to me. Beni dinle. Hayır. Turn around. Etrafında dönmek değil mi sevgili Bakın diğerlerini de hazırladım ki tekrar etmiş olalım diye. Evet. Where is she from? Evet. Bu kız nereden? Nereli diye soruyor. She is from. Bakın. Evet. Bayraklarına kendi giyinişine baktığımızda nereli olduğu belli. China değil mi? Çinli oldu. belli sevgili öğrencilerim. Evet nokta nokta var. Bir yuvar buyur demiş. Bir şey rica etmiş istemiş. Bu da buyur diye yani alabilirsin şeklinde. Bakalım give me. Evet the computer please. Evet bilgisayarı e, bana ver lütfen demiş. Bilgisayar yok değil mi Sit down otur. Hayır. May I take the pencil? Bakın izin alma cümlelerini görmüştük. Pencil kalemi alabilir miyim? Bu da here you are, buyur demiş. Bakın kalem resmi var. Cevabımız nedir? Bu şıktır. Diğerine de bakalım. May I come in? İçeri girebilir miyim? Evet resimle uygun değil. Cevabımız may I take the pencil olacak sevgili öğrenciler. Evet son sorumuz. Nokta nokta bakın ne yapıyor? Kapıyı açıyor değil mi? Tam tersi kapatmak olsa dikkat edelim buna. Close the door. Kapıyı kapat mı diyor? Hayır değil mi? Open the door. Ne yapıyor? Bakın kapıyı açmayı sorduğu için. Evet open the window. Tencereyi açmak. Hayır. Stand up. Ayağa Bu da değil. Cevabımız neymiş? Open the door. Bakın kapıyı açma şeklinde. Evet sevgili öğrencilerim. Dördüncü sınıf. Birinci dönem. Birinci yazımız bu şekilde. Yüzde doksan sorular bu şekilde çıkacaktır. İnşallah yüz alırsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki yazılarımızda görüşmek üzere.